Girişmeleri alalım. Begüm Han Aydoğan, burada bekleyişe devam ediyoruz. Biz basın mensupları olarak şu anda bir ablukanın içindeyiz. Yani göz altından bir farkımız yok. Hemen şöyle etrafı da göstermek istiyoruz. Hiçbir şey değişmiş değil. 10 metrekarelik bir alana sıkışmış durumdayız şu anda. Bütün basın mensupları bu alandan çıkıp öğrencilerin yanına gidip öğrencilerle konuşmak, öğrencilerin basın açıklamasını çekmek istiyoruz ama polisler bu noktadan çıkmamızı engelliyor. Zaten gün boyunca canlı yayınlarımızda da birçok kez işimizi yapmamıza engel olduklarını söylemiştik ve göstermiştik. Öğrenciler yaklaşık yarım saattir karşı tarafta slogan atıyor. Basının yanlarına çağırıyor. Basın mensuplarını rahat bırakın. Basın mensupları yanımıza gelmeden biz bu açıklamayı yapıp buradan dağılmayacağız diyorlar ve şu anda da sloganlar atmaya devam ediyorlar. Az önce bazı milletvekilleri de bulundukları noktaya gidip polislerle müzakere etmeye çalıştılar ama gelen cevap şuydu. Polis hiçbir şekilde müzakere yapmak istemiyor. Tüm müzakereler kapandı. Basın mensuplarıyla öğrencileri bir araya kesinlikle getirmeyecekler. Öğrenciler yapıyorsa basın açıklamasını bu şekilde yapsın diye bir bilgi geldi bize de milletvekilleri tarafından ve biz de şu anda polis ablukasında bekleyişimizi sürdürüyoruz. Tamamen hukuksuz, anayasal bir suç işleniyor şu anda burada. Basının haber yapma hakkı, haber yapması engelleniyor diyebiliriz Begüm Han Aydoğan. Şu anda Güney Kampüsü önünde biz basın mensuplarının bekleyişi devam ediyor. Arkamızda da üniversite öğrencileri şu anda basını yanlarına çağırıyor. İlerleyen süreçte basın mensuplarına izin verilirse, yanlarına gitmemize izin verilirse öğrenciler ancak o şekilde basın açıklaması yapıp bitireceklerini dile getirdiler. Şu anda sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Yeni gelişmelerle tekrar sizlerle olacağız. Kolaylıklar diliyoruz.